Merhaba herkese. Umarım keyfiniz yerindedir. Ee, bu videoda bir rüya yorumu daha geliyor. Çekimin rüyaları serisine bir yenisini daha ekliyorum. Ee, bu da yine çok sık görülen rüyalardan birisi. Rüyada çocuk emzirmek. Ee, bunun için illa hanım olmanız gerekmiyor, kadın olmanız gerekmiyor. Ee, ve ayrıca şunu da belirtmeliyim ki burada emziren anneler e, ya da hamile kadınlardan bahsetmiyorum. Yani hiç alakası olmayan insanların e, rüyada çocuk emzirdiklerini görmesinden bahsediyorum. Çünkü bu bir tekamül rüyasıdır. E, çünkü yani eğer tekamül rüyası değilse e, emziren anneler ya da hamile kadınlar yani çok sık böyle rüyalar görebilir ama onlar çekami rüyaları e, olmayabilir o açıdan. Şimdi e, burada iki önemli fark var. Sağ memeden mi emziriyorsunuz, sol memeden mi? Yani bu çok çok önemli ve rüyanın bütün anlamını değiştiren bir farktır. Öncelikle buna dikkat edin. Eğer sağ göğüsten memeden emzirdiğinizi görüyorsanız Sizin henüz ödeyecek karmik borçlarınız olduğunu gösterir. Ve bu borçlar sizi birazcık sıkıntıya sokacak demektir. Yani bunlar hani parayla ilgili olabileceği gibi ekstra sorumluluklar, işte can sıkıcı ilişkiler, aile ilişkileri gibi, yani istenmeyen bazı durumlar olacaktır. Belki sağlıkla ilgili bir şey de olabilir. Yani bu sizin karmik bir borç ödemek üzere olduğunuzu ve belki de önümüzdeki birkaç yıl bu şekilde devam edeceğini gösterir. Sağ memeden emzirmek. bu fark dediğim gibi çok önemli. Önce hangi gözden emzirdiğinizi mutlaka hatırlayın. Ve sizin e, sağlamadan emziriyorsanız sizin e, bu karmik borçlarınız üstelik hizmet etmekle ilgili olacak. Yani çok istemeseniz de ya da sizi çok yorsa da karmik durumlardan dolayı e, etrafınızda ya da yakınlarınıza hizmet edeceğiniz anlamına gelir. E, ama sizi yoracağı anlamına da gelir. Peki sol memeden emziriyorsanız? işte bu e, çok özel bir durumdur. Ve son memeden e, emzirdiğini gör, gören kişilerin e, buna özellikle dikkat etmesini istiyorum. Çünkü sol memeden emzirmek sizin karmalarınızın azaldığını bundan sonra aslında kendi tekamülünüze e, ilerlediğinizi, ve insanlığa yapacağınız hizmetin, e, hani darma dediğimiz o hizmetin e, sizin tekbiminize e, yarayacağını anlatır. Ve son memeden emzirmek daha ruhsal, daha manevi bir yolda olduğunuz anlamına da gelir enerjinizin temizlendiğini ve yakın zamanda güzel gelişmelerle karşılaşacağınızı belki de hatta ee, sevdiklerinize kavuşacağınızı e, bu sevdikler sevdikleriniz illa bir ilişki özlenen bir sevgili anlamına gelmesin sizin e, ruhsal ailenizle belki de bir araya geleceğinizi ve artık asıl e, tekamülünüze hizmet eden bir görev alanına doğru gittiğinizi ve bu şekilde bir hizmet edeceğinizi gösterir. Çok çok güzel, çok çok hayırlı bir rüyadır Solmemeden emzirmek. Ee, evet yine hizmet edeceksiniz çünkü insanlığı besleyeceksiniz. Yani oradaki sütün anlamı budur. Ama bu artık bir borç ödemek değildir, karmik bir borç ödemekle ilgili değildir. Bu sizin tekamülünüze hizmet eden, bu hayattaki varoluş amacınızla uygun olan. E, tekamüldeki misyonunuzla örtüşen bir hizmet görev olacaktır. Ve üstelik bu görev hizmet sizi yormayacak tam tersini çok mutlu edecek hafifletecek bereketinizi çoğaltacak bir görev olacak. Dolayısıyla çok çok hayırlı bir rüyadır. Ve burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Hmm. İsisin e, Tanrıça İsisin Mısır tarçalarına olan Tanrıça e, betimlemelerine bakın, heykellerine bakın. E, Google'da bunları bulabilirsiniz. Bir de Hazreti Meryem'in, Meryem, Meryem Anamız'ın hierogliflerine bakın. E, ve benim kitabımın kapağı da e, nitekim e, böyle bir resimden oluşmaktadır. Ee, çok sevdiğim bir dostum yaptı ayrıca bu e, tabloyu. Orijinal bir tablodur. Onu da buraya koyuyorum. Ee, anlamı çok çok özeldir. Çünkü benim için kişisel hayatımda da çok önemli bir anlamı vardır bu rüyanın. Ee, yani daha fazla da yorum yapmak istemiyorum. Ee, biraz da size kalsın istiyorum. Ama eminim ee, bu rüyalar, bu rüya yorumu Size birçok şeyi uyandırdı ve güzel bir farkındalık oluşturdu bundan eminim. Ee, bu rüya serisi de e, birçoğunuzun hoşuna gitti. Bunun için de teşekkür ederim ilginize. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgilerle, hoşçakalın.